Fuat Uğur, 28 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Gıda enflasyonunda birinciyiz ama çözümsüz değiliz. Yeter ki isteyelim. İklim şahane, hasat yüksek, rakamlar sevindirici. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre bu yıl ekmeklik buğdayda yeterlilik oranı %89.2. Makarnalık buğdayda %259, genel yeterlilikte %102.3 oranında ki bu iyi durumda olduğumuzu gösterir. Ukrayna Rusya arasında devam eden savaşa rağmen bir stok sıkıntısı yaşamayacağımız ortada. Bilindiği üzere Türkiye ithal ettiği buğdayları makarna, un, bisküvi ve benzeri buğday mamulleri ihracatına dönüştürüyor. Geçen yıl bu amaçla 2.44 milyar dolarlık buğday ithal etmiş ama bunu dediğimiz gibi buğday mamullerine dönüştürerek satmış ve 3.23 milyar dolarlık gelir elde etmiş. Yani 795 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edilmiş. Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye baklagiller piyasasında da bir numara. Geçen yıl Türkiye'de 305 bin ton kuru fasulye üretildi ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Dünya nohut üretiminde ikinci, mercimek üretiminde dördüncü sırada olduğumuzu belirtelim. Geçen yıl 64 bin ton kuru fasulye, 168 bin ton nohut, ve 227 bin ton mercimek ihraç edildi. Güzel haberlere devam edelim. Tarım ve Orman Bakanlığı 2022'de atıl alanların değerlendirilmesi, stratejik öneme sahip, arz açığı olan ürünlerde üretimin artırılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin yaygınlaştırılması, yem bitkisi üretim miktarının artırılması amacıyla yaklaşık 400 projeyi hayata geçirdi. İklimin elverdiği ölçülerde yazlık buğday ve arpa ekimi yaptırıldı. Sebze ve meyve üretiminde de Avrupa birincisi olduğumuzu söylemeye gerek yok sanırım. Neredeyse dağ taş, ceviz badem, zeytin kiraz ağacıyla dolu. Seracılıkta ve topraksız sarımda inanılmaz başarı hikayeleri yazılıyor. Ama hep ihraç ediliyor. Çünkü döviz kuru yüksek, üretici domatesi kilosu 3 liradan iç piyasaya vereceğini, alım gücü yüksek olan Avrupa pazarına ortalama 2 eurodan 36 lira satmayı tercih ediyor. Bu durum tüm tahıl ürünleri, baklagiller piyasası, sebze ve meyve de geçerli. Dolayısıyla iç pazarda arz mevcudiyeti azaldıkça fiyatlar artıyor. Buna yüksek yakıt fiyatlarını da bahane ederek tedarik zinciriyle market zincirleri, stokçular ahlaksızca fahiş fiyatlar ekliyorlar. Sonra tarlada 3 lira olan domates markette ve pazarda 25 lira oluyor. Bunun beraberinde gelen gıda enflasyonu genel enflasyonun baş belirleyicisi ve tetikleyicisi oluyor. Enflasyon yükseldikçe döviz yükseliyor ve biz bir kısır döngü içerisine giriyoruz. Bakın tahıl, baklagiller, sebze ve meyve üretiminde yakaladığımız başarı tablosu gıda enflasyonunda nasıl aleyhimize dönüyor? Nisan 2022 itibarıyla Avrupa'da gıda enflasyonu yüzde olarak Fransa 4.3, İsveç 6.7, İtalya 6.7, Hollanda 8.5, Almanya 8.5, İspanya 10.3, Portekiz 10.7, Yunanistan 11.3, Polonya 12.3, Romanya 14.8, Macaristan 17.3, Bulgaristan 21, Türkiye 90.8. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Suni gıda krizi kapıda. ABD ziyaret dairesi olan usta buğday fiyatını ton başına 395 dolar olarak tahmin etti. Yani kilo başına 0.395 dolar. Türkiye'de sezon ortalama kurunu 18 lira olarak tahmin edersek buğday üreticisi çiftçimize ton başına 7100 liraya vermek durumundayız. Eğer bu parayı çiftçimize vermezsek ithal ederek başka ulusların çiftçilerine vereceğiz. Eğer o da ithal edebilirsek. Çünkü Rusya ve Hindistan ihracatı yasakladı. Çin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir stoklama içinde. Aşağıda grafik var. Çin'in yıllar itibarıyla stokladığı tahılın nasıl arttığını gösteriyor. Çünkü dünya tıpkı pandemide olduğu gibi yeni kurgulanmış bir gıda tehdidiyle karşı karşıya. Hiç kendimizi biz kendimize yeteriz diye eylemeyelim ve işi hafife almayalım. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun abukluklarına laf yetiştireceğimize bu konulara odaklanılsa daha iyi olacak. Sadece Çin değil. Hindistan buğday ve şeker ihracatını yasaklamasının ardından önceki gün pirinç ihracatını da kısıtladı. Bizim destoklarımızı arttırmamız döviz kurunun yüksekliği nedeniyle üreticinin ihracatla elde edeceği geliri dikkate alarak alımlar yapmamız ve fiyatları şimdiden ABD'deki gibi belirleyerek iç piyasadaki arzı artırmalıyız. Buna bağlı olarak da tedarik zincirindeki ve stokçuluktaki denetimleri kırmızı alarm seviyesinde artırıp cezaları en yüksek seviyeye çıkarmalı. Tarım kredi kooperatifleri, koop marketlerin ucuz ürün satmalarının yolu açılmalı. Tarımda girdi maliyetleri çok arttı. Enflasyon, döviz kuru kısır döngüsünü kıracağı için bu destekler daha da artırılmalı. Yukarıdaki grafikte hayvan yemi maliyetinin %107.41 oranında arttığı yazılı. Şimdi size kısaca soya gerçeğinden söz edeceğim. Soya insan beslenmesi kadar hayvan beslenmesinde ve kaliteli yem açığının giderilmesinde kullanılıyor. Tam yağlı soya'nın yüksek enerji değeri ve protein muhtevası hayvan yemlerinde kullanıldığında çok büyük yararlar sağlamakta. Peki Türkiye'deki soya üretimi ve tedariği ne durumda dersiniz? Türkiye 2020 yılında 150 bin ton soya üretmiş, 3 milyon 38 bin tonda ithal etmiş. Bu ithalat için Brezilya, Ukrayna ve Uruguay'a toplam 1.4 milyar dolar para ödenmiş. Et fiyatları neden artıyor dediğimizde yalnızca bir parametre bu. Planlama önemli.